Hatay'ı Genel Meclis üyeleri kentte son günlerde yaşanan olaylar karşısında sağduyu çağrısında bulundu. Mehmet Gülen başkanlığındaki Hatay İl Genel Meclisi yayınladığı deklarasyonla tüm halkı sağduyuya davet etti. AKP Grup Başkanı Murat Genco, CHP Grup Başkanı Hikmet Nurlu ve MHP Grup Başkanı Ali Ok imzasıyla yayınlanan ortak deklarasyonda tek vatan, tek bayrak, tek yürek bilinciyle hareket edileceği vurgulandı. Reyhanlı'da yaşanan patlamalar ve Taksim Gezi Parkı olayları ile ilgili yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği deklarasyonda şu görüşlere yer verildi. İlimiz Reyhanlı ilçesinde kalleşe bomba koyan teröristler 52 masum vatandaşımızın ölmesine ve yüzlerce yaralıya sebep olmuştur. Şehit düşen 52 masum vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bütün halkımıza sesleniyoruz. Dünyaya örnek teşkil eden Hatay halkının huzurunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Reyhanlı ilçemizde masum insanlara yapılan katliamı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Ayrıca İstanbul Gezi Parkı'ndan başlayarak Türkiye'nin değişik yerlerinde yapılan eylemler ilimizde de devam etmektedir. Bu olaylar neticesinde bir gencimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. Abdullah Cömert adlı kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Sorumlular bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmelidir. İlimizde oynanmak istenen oyunlara karşı bizler gökkuşağı renkleri gibi dimdik karşılarında duracağız. Bizler İl Genel Meclis üyeleri olarak tüm halkımızı sağduyuya davet ediyoruz. Tek vatan, tek bayrak, tek yürek bilinciyle hareket edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.